Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocuk pijama takımı yapıyorum. 3 yaş çocuk pijama takımı için 90 cm boyunda pamuklu kadife kumaşım var. Böyle bir eşofman takımını kumaşın üzerine sererek pratik kesim yapacağım. Kumaşımın kenar hattı burası. Kumaşımı bu şekilde 4'e katlıyorum. Kumaşım 4 katı oldu ve burada 2 tane kumaş katı noktası var. Üst beden için ön ve arka ortanın kumaş katı olan yerini bu şekilde dikişlerinden düzgün katladıktan sonra kumaşımın kumaş katına denk getirerek üzerine seriyorum. Pratik kesim yaparken kıyafetteki dikiş yerlerinden çok muntazam bir şekilde katlamamız gerekiyor. Üst beden kalıbımız için kıyafetimizi bu şekilde yerleştirip üzerinden iğneliyorum. Etrafından birer santim dikiş payı vererek keseceğim. Yalnız yaka kısmını yaparken arka yakaya göre kesim yapacağım. Daha sonra parçalardan bir tanesini çıkartıp yaka oyuntusunu değiştirerek ön parçaya uyarlayacağım. Yaka kısmını keserken yakada riban olduğu için buraya dikiş payı vermedim. Direkt kestim olduğu gibi. Omuzda yine 1 santimlik dikiş payını veriyorum. Kol evini böyle kesik çizgilerle kontrollü bir şekilde oluşturuyorum. Ön yaka ve arka yaka arasında 3 santimlik bir yaka düşüklüğü farkı var. Şimdi bu parçaların ikisi de arka parça olarak çıktı. Bir tanesini alıyorum. Bu bizim arka parçamız. Bunu tekrar ikiye katlıyorum. Buradan yaka düşüklüğünü 3 santim farkı işaretleyerek tekrar bir yaka eğrisi çiziyorum. Ön parçamız da bu şekilde. Kol parçamızı keserken de kol altındaki dikişten düzgün bir şekilde katlayıp buradaki kumaş katını tekrar kumaş katına denk getiriyorum. Yine 4 kat kumaşı birlikte kesiyorum. Etrafından 1 santim dikiş payı vererek kesiyorum. Buradaki dikiş yerinden tutarak tekrar bu tarafa alıyorum. Sabun yardımıyla kol evinin hattını düzgün bir şekilde çıkartıyorum. Kol parçalarımız da bu şekilde 2 tane. Alt pijamamı da dikiş yerlerinden düzgün bir şekilde katladıktan sonra kumaşımın üzerine seriyorum ve üzerinden iğneliyorum. Eşofmanın alt ucundan 1 santim pay bıraktım. Yan dikiş hattının olduğu yerden 2 santimlik bir payla kesiyorum. Pijamamın beline böyle ayrıyetten bir kemer parçası yapmayacağım. Lastiği dikip içeriye doğru katlayacağım. O yüzden buraya bir lastik payı veriyorum. İç bacak hattını keserken paçadan 1 cm dışarıya çıkıyorum. A hattından da 2 cm dışarıya çıkarak burayı kavisli bir şekilde kesiyorum. A hattını da buradan 1 santimlik payla yukarıya çıkıyorum.
Paçalarda buradaki hatlardan kesmedim. Boyunu birazcık uzun yapmak istediğim için bunu yaptım. Siz aynı ölçülerde bir pijama takımı kesmek istiyorsanız eğer şuradaki hattan kesmeniz gerekiyor. Çünkü ben bunun altına daha sonradan tekrar bu şekilde bir bant kesip dikeceğim. Şimdi bu parçalarımın hepsi arka parça oldu. Bunlardan iki tanesini karşılıklı olarak ayırıyorum. Bunları arka parça olarak kullanacağım. Diğer iki parça da şöyle bir şey yapıyorum. Yan dikiş hattından 1 cm'lik bir payı kesip atıyorum. İç bacak dikişinden de paça da yarım santim, A hattında 1 cm olacak şekilde atıyorum. İç bacak hattından da böyle bir parça çıkartıyoruz. Ön ve arka düşüklük arasındaki farkı da, yani şu kısmı bir işaret alıyorum. Burayı böyle kavisli bir şekilde kesiyorum. Buradaki hattı tam böyle keskin bir üçgen şeklinde değil de hafif kavisli bir şekilde veriyorum. Bu parçalarımızı attıktan sonra ön bacak kalıbımızı da hazırlamış olduk. Ön bacak kalıpları, bunlar da arka bacak kalıpları. Bel oyuntusundan fark edebilirsiniz. Arkada yukarıya doğru yükselen bir hat var. Ön bacak kalıbında da ön ortaya doğru azalan bir hat var. Ön bacak kalıplarımı bu şekilde yüzüne açıyorum. Arka bacak kalıplarımı da açıyorum. Şimdi arka bacak kalıpları ile ön bacak kalıplarını yüzü yüzüne bakacak şekilde üst üste koyup yan dikişlerini birleştiriyorum öncelikle. Yani bu şekilde. Yan bacak dikişlerini yaptıktan sonra parçalarımı yüzüne tekrar açıyorum. Pijamamızı 4 parçadan 2 parça haline düşürdük. Şimdi bunu tekrar yüzü yüzüne bakacak şekilde üst üste koyuyorum. Ve buradan ön ağ dikişiyle arka ağ dikişini yapıyorum. İğnelediğim yerlerden ön ağ ve arka ağ dikişlerini yaptıktan sonra pijamamı yan dikişlerinden tutarak havaya kaldırıyorum. Ve pijama görüntümüz bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Buradan da iç bacak dikişini paçadan başlayarak tek hamlede bitiriyorum. İğnelediğim yerlerden iç bacak dikişini de tek seferde bitirdikten sonra pijamanın beline lastik dikerek içeriye doğru katlayacağım, temizleyeceğim. Paçalarına da bant ribanalar keserek temizleyeceğim. Alt parçamızın dikimi bu şekilde. Üst pijamayı dikerken ön parçayla arka parçayı yüzü yüzüne bakacak şekilde üst üste koyuyorum. Öncelikle omuz dikişlerini yapıyorum. Daha sonra parçamı açıyorum. Bu arada ön parçayla arka parçadaki kol evleri birbiriyle aynı. Kol parçamızı da simetrik bir şekilde kestim. Buradaki kol evine kol parçamızı takıyoruz. Kolu böyle ikiye katladığımız zaman buradaki orta noktasını, kol orta noktasını omuz dikişine denk getiriyorum. Yani bu kol bu şekilde gelip kumaşımız her zaman yüzü yüzüne bakacak şekilde çatma işlemlerinde. Kol parçamızı da kol evine diktikten sonra ön ve arka parçayı tekrar yüzü yüzüne bakacak şekilde kapatıyorum. Kol parçamı da aynı şekilde. Buradan da kol ucundan başlayarak etek ucuna kadar iç dikişi yapıyorum. Diğer kolu da bu tarafa takıyoruz ve üst pijamamızı da bu şekilde dikmiş oluyoruz. Alt pijama takımında yaptığım gibi kol ucuna, etek ucuna ve yakaya ribanalarla temizleme işlemi yapacağım. Bütün dikişlerimi overlock makinemde 4 iplik overlock şeklinde yapıyorum. Bu şekilde hem dikişini yapmış hem de kenarını temizlemiş oluyor.
Kol tepe noktasını omuz dikişine denk getiriyorum ve buraya bir iğne takıyorum. Kol parçası ile bedendeki kol evini birbirine yedirerek bu mesafeyi dikiyorum. Kolu bedene taktıktan sonra ön ve arka parçayı tekrar yüzü yüzüne bakacak şekilde kapatıyorum. Ve buradan yan dikişi ve kolun alt dikişini birlikte yapıyorum. Buradaki koltuk altı dikişlerinin birbiriyle örtüşmesi gerekiyor. Bu dikişleri üst üste koyup buraya elimle sıkıca bastırıyorum. Veya bir iğne yardımıyla da sabitleyebilirsiniz. Koltuk altındaki dikişin böyle birbiriyle örtüşmesi gerekiyor. Aynı işlemi alt pijamada A hattında yapıyoruz. Yine buradaki dikişlerin 4 tane dikişin birbiriyle örtüşmesi gerekiyor. Alt pijamamızı dikerken öncelikle iğnelediğim yerlerden yan dikişleri yapıyorum. Yan dikişlerimizi bitirdikten sonra ön ağ ve arka ağ dikişini iğnelediğim yerlerden yapıyorum. Şimdi ön ağ ve arka ağ dikişini de yaptıktan sonra yan dikişlerden tutarak kaldırıyorum. Pijamamız zaten ortaya çıkmış oluyor. Buradan paçadan başlayarak A noktasından geçerek diğer paçadan çıkıp iç bacak dikişini tek seferde bitiriyorum. Pijamalarımızın etek ucu, kol ucu, paçasına ve yakasına böyle bantlar kestim. Kendi kumaşından kestiğim bu bantları ikiye katlı bir vaziyette bu şekilde dikeceğim. Bu bantları böyle yüzüne doğru kapatıp bu kenarını dikişle kapatıyoruz. Yani şöyle bir görüntüsü olacak. Dikişle kapattıktan sonra böyle iki kat vaziyette yüzüne çeviriyorum. Ve bu şekilde iki kat haliyle bütün kenarlarımı temizlemiş olacağım. Şimdi ben bunların uzunluklarını belirlerken paçalara ve kol ağızlarını buradaki uzunlukları ölçtüm ve bu çevre uzunluğundan 2 cm daha kısa kestim bu bantları hazırlarken. Etek ucunu ve yakayı yaparken de 4 cm daha kısa kestim. Yani bu yaka çevresini komple ölçtüm ve bu uzunluktan 4 cm daha kısa bir bant kestim. Bunun da genişliğini 4 cm olarak yaptım. Yine aynı şekilde ikiye katlayıp kenarını kapatıyoruz. Yüzüne çevirerek yaka hattına dikiyoruz. Bütün kenarlarda aynı işlemi yapacağım. Alt pijamanın belini de lastiğimi tersinden kenarına bu şekilde dikeceğim. Daha sonra içeriye bir dikişle kapatacağım. Yani bu şekilde lastik içeride kalmış olacak. Etek ucu için kestiğim bandı ikiye katladım ve kenarına dikiyorum. Şimdi bandımı yüzüne doğru katlıyorum. Burada dikiş yerinden tam katladığım zaman karşılığına da bir çıt atıyorum. Ya da bu çıtı atmadan direkt burayı yan dikişe denk getirebilirsiniz. Bu şekilde bandı etek ucuna eşit miktarda dikmiş olacağız. Eşit olarak yedireceğiz. Kumaşların yüzü yüzüne bakacak şekilde yan dikişten başlıyorum. Banttaki dikişi de diğer yan dikişe getiriyorum. Dikiş yerlerini birbirine denk getirerek çekiyorum ve aradaki mesafeyi eşit olarak yediriyorum. Kenarları böyle kıvrılıyor. Penye kumaşların çok fazla böyle kıvrılır.
çekerek eşit miktarda yediriyorum ve orta noktasından tutup öncelikle buraya kadar bir dikiş yapıyorum. Bu kıvrılan yerleri de sürekli elimle düzeltiyorum. Lastiğin boyunu belirlerken de çocuğun bel çevresini ölçüp o ölçüden 3 cm daha kısa kestim. Şimdi bunu kenarlarından birleştiriyorum. Lastiği kenarlarından birleştirdikten sonra bu ek yerini arkaya denk getiriyorum, arka dikiş yerine. Lastiğin diğer orta noktasını da şu şekilde belirleyip ön ortaya denk getiriyorum. Lastiği kumaşın tersinden dikiyorum. Lastiği sabitledikten sonra şimdi buradaki dikiş yerlerinden tutup esnetiyorum ve kumaşımı lastiğe yediriyorum. Kumaşım ve lastiğim aynı hizaya gelince çekmeyi bırakıyorum ve bu orta noktasından tutup öncelikle buraya kadar bir dikiş yapıyorum. Daha sonra diğer dikiş yerine kadar. Şimdi düz dikiş makinesiyle içeriye doğru katlayıp overlock'un üzerinden bir dikişle lastiği iki kumaşın arasına almış olacağım. Dikişe arka ortadan başlıyorum. Lastiği hafif esnetiyorum ve lastik üzerindeki bu kırışıklıkların düz olmasını sağlıyorum. Çok da fazla çekmiyorum böyle. Sadece kumaşlar düz olana kadar çekiyorum. Lastiği çekerken kumaşı da elimle bu tarafa doğru tarıyorum. Lastiğin üzerinde fazla bir kumaş yığını olmasını engelliyoruz bu şekilde. Başladığım yere geldiğimde de zikzak atıyorum ve bitiriyorum. Lastiğimizin görüntüsü de bu şekilde oluyor. 3 yaş çocuk pijama takımı dikimini bitirdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı, yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorum bölümünden benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.